Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Başkent Belediye Başkan adayımızı sizlerle tanıştırmak, bir araya getirmek, sizlerin soracağı sorulara cevap vermesini sağlamak, sizlerle uzun uzadıya burada sohbet etmek için geldik. Nusret Cömert Bey, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, Hatay doğumlu, İskenderun doğumlu özellikle bizler. Akademi üyesiyim. Bir davet aldım Harvard Üniversitesi'nden. İleri liderlik girişimi icat ettik dediler, kurduk. İlgilenir misiniz? Şimdi içinde hem Harvard kelimesi geçince hem ileri liderlik kelimesi geçince bakalım neymiş bu dedim. İlgilendim. Sonra bilgiler öyledir, böyledir, görüşme falan. Beni kısa listeye almışlar. Sonra bir davet ettiler. Gelin dünyayı değiştirelim, tarihi yazalım falan. Baktım çok ciddi bir şey. Hala da çalışıyorum. Yani üst düzey görevlerim var. Yönetim kurulu başkanlığı, icra kurulu başkanlıkları. Ben bıraktım gittim. Boston'a başladım okumaya. İşte haber oldu. Öğrenci yönetim kurulu başkanı. Kimisi Türkiye'den, devlet okullarından, Harvard'dan uzanan yol falan dediler. Ama tabii çok az sayıda insanın çok sıkı şeylerle kabul edildiği bir şey oldu. Depremden sonra çok travmatik olduk. Hepimiz depremzedeyiz bu arada. Ben de nasibimi aldım. Ailemden kayıplar oldu. Buradan taşınanlar, gidenler oldu. Çok etkilenenler oldu. Deprem evimize girdi. Çünkü bir yıl geçti, hiçbir şey olmadığını gördük deprem bölgesinde. Meral Hanım, Sayın Genel Başkanım aradı, dedi ki gidiyorsun görevlendirme. O anda tamam dedim. Aday olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak otur. Şu, bu böyle tamirat değil, bu yeniden inşa projesi. Bunu ancak senin donanımında bir insan yapar. Elimi taşın altına koy. Bu işe tamam dedim. Gönüllü olarak ben bu işe hayatımı, bu bölümünü adayacağım. Şehrin altyapısıyla, üst yapısıyla Hatay'ın, bilhassa Antakya'yı, Defne'yi biliyorsunuz. İskenderun'da da durum çok farklı değil. Yeniden inşası. Peki dedim geldim. Türk milliyetçiliği, Atatürk milliyetçiliği, yani anayasamızın tanımladığı Türk milleti tanımına uygun milliyetçilik, Türk milliyetçiliği benim referans noktam. Dolayısıyla benim bulunduğum nokta bu. Beni seçerseniz çok işiniz var. Beni seçerseniz valla basın olarak da sizin çok işiniz var. Çünkü her yerde beni takip etmeniz lazım. Bu şehrin altyapısı üst yapısı olacak. Bu şehir gecekondu bir şehir olmaması lazım. O zaman bir geriye gidiyorum. Ben eski Hatay'ı, benim çocukluğumun Hatay'ı benim gözümün bebeği. Hatay'da belediye başkanlığı değil. Hatay'da Hatay'ı yeniden inşa etme. Bunun için de donanımlı bir insan. Bunun için de Hataylı bir insan. Türkiye'de doğalgaz piyasasının bir devlet tekelinde daha piyasa yokken, yani şu anda milyarlarca dolarlık bir piyasa bu. Ben bunu Avrupa'da olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi liberalize edeceğim. Özel şirketler bu işi yapacak falan. Bir sektör oluşacak, rekabet ortamı oluşacak dediğimde biraz şey yaptılar yani, tuhaf baktılar. Bir 7-8 senemi aldı ve başladı. Bir hayalim de Türkiye'deki doğal gaz ve petrolün aranması. Türkiye'de Cumhuriyet dönemi boyunca açılan kuyu sayısı, Texas'ta bir senede açılan kuyu sayısına eşit. Ben diyordum ki Sayın Cumhurbaşkanım, ben Türkiye'de petrol var ya da yok demiyorum. Ben yeterince aranmadık diyorum. TEPA'nın bütçesinin 10 katına falan çıkardı sağ olsun o zamanki Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız. Aramalar devam etti falan. Ama benim hep bir hayalim vardı. Bu Doğu Karadeniz aranmıştı, Orta Karadeniz aranmıştı, Batı Karadeniz hiç aranmamıştı. Diyordum ki ya Romanya açıklarında var, niye bizde yok olmasın? Fakat dediğim gibi 250 milyon dolar bir tane kuyu. Bu böyle hemen hadi yapalım denilen bir şey değil. Sonra Akdeniz'de, Doğu Akdeniz Havzası, ben Londra'da görev yaparken şirketin genel merkezinde Londra'da o ülke, o coğrafyaya bakıyordum. 3,5 trilyon metreküp doğalgaz var. Daha da fazlası hatta olabilir. Bir kısmı keşfedilmiş, bir kısmı keşfedilmiş. Niye bizim buralarda olmasın? Var mı yok mu? Şimdi cevap var diyemiyoruz. Dedi ki o zaman Cumhurbaşkanı, Nusret Bey dedi, bunu siyasetçiler, bürokratlar söylediği zaman çok şey yapmamış. Sizin söylemeniz çok enteresan. Ümit var diyorsunuz yani dedi. Ben dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım, ben ümit var demiyorum, bilmiyoruz diyorum. Dolayısıyla ararsak belki buluruz. Yani ümit var diyebiliriz dedim. Çok güzel dedi. Irak,
Orta Doğu, Türkiye falan, Türkiye'yle böyle bir işbirliği anlaşması yaptım. Çünkü TPA Irak'taki bu sahaların ihalesine kabul edilmiyordu. Biz yine oturduk bakanımla, dedik ki ne yaparız da TPA'yı sokarız oraya. Dedik biz bir anlaşma imzalarız, sonra yürürüm. Nitekim de oldu. Bunun içerisine koydum ve Hollanda'dan işte bizim bilim adamlarını getirdik. Baktılar, ettiler falan. Batı Karadeniz bölgesinde olabilir dediler. Orada bir anlaşma imzaladık. Kuyu derdik. Doğu Akdeniz bölgesinde önce sismik yapılır, sonra bir yeterince ihtimal görülürse kuyu denilir. Orada 3 boyutlu sismik yaptık. Rakamı da hatırlıyorum. Gönderdiğim parayı şeye, sismik gemisine $50 milyon ödedim. O sismik DVD'ler gitti, bakıldı falan. Bir de kaya gazı, kaya petrolü bilirsiniz. Hep duyarsınız bu Amerika'dan. Acaba Türkiye'de bunu bulur, yapar mıyız, yapmaz mıyız diye Güneydoğu'da bir tane kaya petrolü sahası derdik. Nihayetinde Akdeniz'deki sismik sonuçlarında şu anda bir Antalya açıklarındaydı. Kuyu denmeye değer bir veri yok buldum. Batı Karadeniz'de sondaj yaptık. Belli bir derinliğe, belli bir şeye gelince o durdu. Sonra da ben zaten 30-20 tamamladığım için müsaademi istedim. Sonrasında da biliyorsunuz bir o şirket çekildi. TPA ile ortak yapmıştık. TPA devam ettirdi. İşte şimdiki o keşif, orada bir büyük bir keşif açıkladı. Onun da detayını sorarsanız, dediğim gibi ben siyasetçi değilim. Siyasi olarak ne öyle ne öyle. Ben de doğrudur. Olsun. Önümüzdeki yılda inşallah diyelim, o bahsettikleri keşifleri ortaya koyarlar. İnşallah getirirler. Hani evet, açıklanan bir şey var. Ama ben bilim insanıyım. Ben elimde akredite böyle bir rapor görmek isterim. Altında da bağımsız bir imza görmek isterim. O zaman bunu söyleyeyim. O zamana kadar inşallah diyelim.